gerekse siyasi kanattan, gerekse bakanlık düzeyinde çok değerli misafirlerle, çok değerli konuklarla birlikte olmaktan şahsım ve Kutsal Yönetim Kurulu adına duyduğum memnuniyeti paylaşarak ben de hoş geldiniz sizlerle paylaşıyorum efendim. Hoş geldiniz. Ve bu vesileyle bütün değerli vakıf yönetim kurulu üyelerine ve sevgili Ahmet Başkan'a bizleri bu nazik davetleri doğrultusunda çok özel teşekkürlerimi paylaşmak istiyorum. Şunu da biraz önceki sevgili başkanın sohbetinin son parçasından veya hitabının son parçasından giderek söylemek istedim. Bir önceki gün Sayın Başbakan yardımcımızla bir başka vesileyle yine daha kapsamlı bir sohbet sırasında Batı'ya dönük, Avrupa Birliği'ne dönük olan bütün mesajları aşağı yukarı sizin geçmişte yaptığınız sohbette benzerlikteydi. Yani onlara devam ediyordu dediğiniz şeye ben şahit oldum sevgili başkan. Evet sevgili değerli konuklar, bugün panelde yeni gelişmeleri ve Türkiye ekonomisini konuşacağız. Aslında yeni gelişmeler dediğimiz zaman şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman ama önümüzü de unutmadan hem küresel ölçekte yaşanan siyasi değişimler, toplumsal tepkiler, radikal değişimler hem de Türkiye'de son dönemde yaşadığımız hain darbe girişimi, terör saldırıları ve 3 yıldır arka arkaya yaşamış olduğumuz seçimler geliyor. Hatta zaman zaman siyaset olarak da bu seçimlerden iş dünyası olarak tekrar bir yorulduk. Sözcüklerini ardı ardı sıralamaktan da çekinmiyoruz. Dolayısıyla benim bugün sizlere hitabında olan konuşma içeriğinde de bir miktar dünya ölçeğindeki küresel gelişmelerde çok kısa bir tur, biraz Avrupa Birliği, biraz da bu ekonomi içerisinde detayları bulunan, bunları tamamıyla iş dünyasının bir bakışı açısıyla gözlemleri, tespitleri ama aynı zamanda da beklentilerini içeren bir şekilde olacağını öncelikle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz, küresel kriz sonrası dünya ekonominin toparlanması oldukça uzun sürdü. İlk başta küreselleşmenin getirmiş olduğu bir refah artışı süreci ve dünya ticaretinin eski baş döndürücü hızına geri döndürücüyü sanılmıştı. Ama zaman ilerledikçe gelişmiş ülkelerdeki yapısal sorunların sanılanın aksine çok daha derin olduğu hepimizin gözlemi olarak anlaşıldı. Bu sorunların kısa vadede çözülememesi ve talep eksikliği, hatta Çin başta olmak üzere pek çok gelişmekte olan ülkeleri de yavaşlamaya ve atıl kapasite sorununa etmiş oldu. Hatırlarsanız Türkiye krizinin hemen sonrasında, yani Lehman Brothers krizinin hemen sonrasında 2010-2011 yılları arasında aşağı yukarı %11 gibi çok önemli, çok yüksek bir büyüme hızına erişmişti. Bu büyümenin, yine hatırlayalım, iki faktörü vardı. İki ana faktörü. Bunlardan bir tanesi, kriz nedeniyle azalan finansman maliyetleri. Son derece önemli bir konuydu çünkü ürün sözleri diye ilerletiyor. Bir diğeri ise, hızlı büyümenin devam edeceği beklentisiyle yıllık %30'lara varan oranlarda aşağı yukarı yükselen yatırım adeti. Kısacası ucuz ve bol finansal ile oldukça fazla ve bol miktarda ki bundan duyduğumuz önemliydi her zaman söyledik. Ama bol miktarda yatırım yapılan dönem küresel talep noktasında beklentileri karşılayamayınca hem yatırım oranları maalesef düştü hem de bu kapasiteyi iç talep ile karşılamaya çalışmak zorunda kaldı. Resmi maalesef Malaga'nın diğer tarafında da bunlar gerçekleşmiş oldu. Çok değerli konuklar, uzmanların dile getirdiği gibi, büyümeyi yaklaşık son 4-5 yıldır tüketim ve kamu harcamaları maalesef sürdürüyor. Yatırımlar ve ihracat uzun bir süre zayıf seyretti. Nitekim 2012-2016 dönemlerinde ortalama büyüme hızımız %5.3'e geriledi. Tabii 11'ler ve 5.3 hala gelişmekte olan ülkeler tarafına baktığımız zaman pek daha da önemli bir büyüme yükseldi. Biz bunu beklentilerimizin altında şeklinde yorumlarken bunlar ama tabii ki diğer özellikle gelişmiş olan ülkelerde pozisyona bakınca son derece yine de olumlu rakamlar ama beklentilerin altında veya trend olarak aşağıyı söylemekte. Tabii bu dönemde yavaşlamanın yanında büyümenin kalitesini biraz daha gözlemlememiz, biraz daha dikkatli bakmamız
gerekir noktasında tespitlerimizi paylaşmak istiyorum. Büyümenin kalitesi son derece önemli. Çünkü yani büyümenin kalitesindeki gerçekten sıkıntılardan dolayı ucuz finansmanın desteklediği iç taleple büyüme modeli çok ciddi finansal riskleri de biriktirmemize neden olur. Döviz cinsinden borcumuz artarken bankacılık sisteminde kredilerin mevduata oranı %120'lere ulaştı. Bu maalesef iyi bir haber değil. Diğer bir deyişle artık mevduatlar kredi büyümesini yeterince desteklemediği için yurt dışından önemli ölçüde borçlanma yapmak zorunda kalındı. Yine bu dönemde küresel olumsuzluklarla birlikte Suriye'deki savaş tüm bölgeyi sarstı. Küresel kriz öncesi yeşeren ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan ticareti giderek azaldı. Göç sorunu ve terör saldırıları Türkiye ve Avrupa Birliği'nde de önemli dalgalanmalara sebep oldu. Tabi arka arkaya yaşanan seçimler daha önce söylediğimiz gibi hain darbe ilişkide haliyle gündemimizi ekonomiden maalesef uzaklaştırdı. Tüm bu faktörlerin ekonomik yavaşlamadaki ana rol oyuncuları olduğu noktasında bize yeter kadar fazlasıyla bu anlamda ipucunu veriyoruz. Nitekim turizm ve perakende sektörlerimizde hala zorluk içerisinde yolculuklarına devam etmekte. Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise işsizlik oranı yer yer maalesef %30'lara ulaşmış durumda. Fakat sevgili konuklar, tüm bu saymış olduğum aşağıya doğru bir gidiş mesajlarının yanı sıra tüm bu gelişmelere rağmen ekonomimizin ciddi bir krize girmemiş olmasının bir başarı olduğunu da altını tutacak olarak da özellikle çizmek isteriz. Şimdi önümüzde yepyeni bir dönem var. Artık daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek için bize yepyeni fırsatları olan da bir dönemin içerisine girmiş vaziyetteyiz. Hem Türkiye hem de dünyada siyasi yapılar şüphesiz değişiyor ve dengeler tekrardan yeniden kuruluyor. Hatta zaman zaman bazı aktörlerin deyimiyle kartlar yeniden tekrardan masada açılmayarak da kurulmaya başladı. Bu yıl tabii Avrupa tarafını çok konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz gibi istiyor. Sayın Başkanım da söylediği gibi. TUSİAD'ın aşağı yukarı en önemli gündem maddesi. Bu yıl Avrupa'da adeta bir seçimler yılı kuruyası var. Hollanda ve Fransa seçimlerinde radikallerin başarılı olamaması küreselleşme belirlenen değerler açısından yeni bir ama olacak. İngiltere'nin AB'den çıkma kararıyla başlayan AB'nin yeniden yapılandırılma süreci de yeni ve daha dengeli bir AB modeli için belki de önemli bir fırsat. Yani ülkeler arası farklılıkları daha fazla dikkate alacak. Çok vitesli, çok çemberli bir modeldi. Bu siyah duran şarkıları son yıllarda sıkça altını çizerek getiriyor sevgili konuklar. Çok çemberli ve çok vitesli diye tabir ettiğimiz, Türkiye'nin de kendisine yeni bir yer bilinmesi, böyle bir yapı içerisinde ve Avrupa ile daha iyi entegre olmuş bir modeli yönelmesi bizlere fevkalade mümkün gibi gözüküyor. Bunu da zaman zaman siyasi otoriteyle konuşma şansımız bol bol oluyor. Bu noktada çok önemli altını çizdiğimiz bütün siyasi otoritenin de üzerinde daha sıkça gitmiş olduğu gümrük bölgenin modernizasyonu meselesi var. Bu müzakerelerin de bu bağlamda değerlendirerek bir an önce başlatılması ve belirgin bir kıvamda yolculuğuna devam etmesini ve olumlu sonuçlandırmasını buradan yürekten dilediğimizi tekrardan paylaşmak istiyorum. Özellikle bu konuda izin verirseniz birkaç teknik noktanın da altını huzurlarınızda çizmek isterim. Gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye, gümrük birliğinin güncellenmesine kendi ekonomilerini etkilerini ölçen analizleri yaptırmış vaziyette. Buradan da görülüyor ki tarım, hizmetler, kamu alımlarını kapsayan ve diğer ülkelere daha fazla serbest ticaret anlaşması yapılan en derin anlaşma senaryosu her iki taraf için de en çok katma değer yaratacak modeller içerisinde gitmiş vaziyette. Yani çift taraflı bir gümrük birliği modernizasyonunun getirmiş olduğu muazzam bir fayda var. Türkiye'nin yaptığı etki analizine göre en kapsamlı model hayata geçtiği takdirde gayri safi yurt içi hasıla aşağı yukarı %1.9 artacağını ümit ediyoruz, şu anda görüyoruz. AB ülkelerine yaptığımız ihracatımız %24, ihracatımız ise %15 oranında artış gösterecek. Bunlar gerçekten temenni değil, bunlar aşağı yukarı yapılan
ekonomilerin etkilerini ölçen analizler neticesinde uzmanların ortaya koymuş olduğu teorik ama pratiği aşağı yukarı gösteren rakamlar. Bakın tüketici fiyatları bile bu anlaşmanın yaptırmaları modernizasyonunun neticesinde yaklaşık bu fiyatlarında %1,5 civarında artacağı, hane halkı tüketiminde %1.6 artacağı söyleniyor. Bunun neticesinde bizi tüketici refahı elbette son derece olumlu etkilenecekle hem ümitliyoruz hem de rakamlar ışığı bunu göstermekte. Tekrardan Brexit'e dönmek istiyorum. Önümüzdeki bu Brexit süreci varken bu konu daha da önem kazanmış vaziyette ülkemiz açısından. Avrupa Birliği İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşması müzakeresini yaparken nereye gider bilemeyiz. Ama Türkiye'nin önceliklerine dikkate alınması ve yılda yaklaşık 17 milyar dolara varan ticaretimizin aksaması için gerekli önlemlerin de mutlaka otoriteler tarafından alınması veyahut da alındığının gözlemi içindeyiz veya bu hassasiyetle çalışmaların devam edilmesine talep ediyoruz. Bir diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri yeni yönetimi de dünyada yeni politikalar ve ticari ilişkiler kurmaya çalışıyor. Her ne kadar Trans-Pasifik ve Trans-Atlantik ticaret anlaşmaları rafa kalkmış gözükse de İkili anlaşmalar ve AB ile ilişkiler mutlaka yeni yönetimin gündeminde kalmaya devam edecek. Çok değerli konuklar, Türkiye bu yeni küresel dengeler içerisinde konumunu mutlaka güçlendirmeli. Ticari ilişkilerini en üst düzeye çıkarmalı ve dünya ekonomisinden almış olduğumuz hakkımızı veya payımızı arttırmalıdır. Bunun için uluslararası alanda itibarımızı ve Türkiye markasına yönelik algıyı da fazlasıyla güçlendirmek zorundayız. Sonuçta, bütün bunların çok kısa bir özetini paylaşmak isterim. Hayatın her alanında olduğu gibi, iyi ticarette ancak sevgili konuklar, iyi ilişkilerle, iyi iletişimlerle mümkündür. Ne ihracat pazarımızın hemen yarısı oluşturan Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi ihmal edebiliriz, ne de dünyanın gelişmekte olan Afrika, Asya gibi bir coğrafyada. Çünkü bu bölgeler çeşitli gelir seviyeleri ve farklı ürünlere talepleriyle ülkemiz ekonomisi için birbirlerinin alternatifleri olamazlar, olsa olsa tamamlayabilirler. Yani Avrupa'da, Afrika ve hatta Asya ülkelerinin değerlendirmenin sağlıklı yapılmasına yararız. Ahmet Bey'e sevgili başkanım katılıyorum. Yönümüzün tamamıyla neredeyse Osmanlı'dan başlayan dönem itibariyle tamamıyla batılı olması. Ama bir Asya dinamizmiyle hareket eden Türkiye'nin de gerçekten yeni tarihçisi görsel başlıkta çok önemli. Bir yandan yeni dünya düzeni içerisinde yerimizi sağlamlaştırırken, diğer yandan da içeride istikrarlı, öngörülebilir ve rekabet gücü yüksek bir ekonomi atmosferi ihtiyacı da fazlasıyla hissediyoruz. Bugün özellikle kur etkisiyle %12'ye varan çıkan enflasyon oranıyla yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Yüksek enflasyon, Türk lirası cinsinden finansman imkanlarını kısıtlıyor. Yurt dışında gelişmiş ülkelerde büyümenin geri dönmesiyle döviz cinsinden finansman maliyetleri de yükseliyor. Bunu konuşmanın başında paylaşmıştım. Tabii bütün bu koşullar eminim panelde de değerlendirecek konulardır. İş dünyasını pekala yüksek oranda zorladığına malumuz. Bunun yolunun sıkı bir para politikasına geçtiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın kalkınmayı ya da büyümeyi desteklenmesi bekleniyorsa ki tamamıyla beklentimiz bu. Bunu yapmasının yolu da piyasaya daha fazla likidite sunarak fiyatların yükseltilmesi değil, tersine fiyat istikrarını sağlayarak öngörülebilirliği artırmasıdır. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ekonomide istikrarın şüphesiz temel taşlarıdır. Bu kurumların faaliyetleri büyümeyi geçici olarak arttırmak için birer araç olarak görülmemektir. Bunu da altını çizmek isteriz. Rekabet gücümüzü arttırmaya gelince, çoğumuzun bildiği gibi TÜSİAD'ın bu konuda çok rapor, öneri ve söylentileri mevcut. Yapısal reform ifadesini o kadar çok kullandık ki, hatırlarsanız 16 Nisan'daki referandum sonuçları henüz belli olmadan saat 17 itibariyle referandumun yönü ne olursa olsun diyerek yaklaşık bir beraberlik mesajları içeren reform çağrısı yapmıştık. Bunu tabii o kadar sık kullandık ki o tarih itibariyle ondan öncesinde de belki duymaktan siz
Biz de söylemekten bir miktar yorulduk. Katmanıyla yüksek inovasyon ve Ar-Ge ile desteklenen dijital dünya ile entegre bir üretim modeline net olarak ihtiyacımız var. Burada tek tek bunun gereği olan reform beklentimizden söz etmeyecek. Yalnızca son zamanlarda artan oranda şahit olduğumuz birkaç soruna ama izin verirseniz dikkat çekmek istiyorum. Çok sevgili konuklar, Türkiye'de iş gücünün ortalama eğitim seviyesi 8 yıl gibi oldukça düşük bir seviyede olsa da, iş dünyası olarak iyi yetişmiş ve nitelikli çalışanlarımızın da olduğunu pek çok gelişmekte olan ülkeye kıyasla bu açıdan hem de üstünlüklerimizin de farkındayız, sizin de farkında olduğunuza eminim. Ancak son yıllarda bu nitelikli iş gücünün kaynağı olan başarılı gençlerimiz, çoğunlukla eğitimlerinden sonra Türkiye'ye dönmek yerine yurt dışında çalışmayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu belki çok uzun yıllardır devam eden belki bir trend bile diyebiliriz. Ama son yıllarda özellikle tekrar yüksek trende ulaşan bu yaklaşmanın ya da bu resmin altını sizlerle beraber tekrardan bir çizmek istedim. Hatta yüksek nitelikli çalışanlarımızın bir kısmını aileleriyle beraber yurt dışında yaşamayı tercih etmeye başladı. Bu sayılar önemli yüzdeler hala teşkil etmese de kalitatif açıdan bakıldığında önemli kayıtlar olduğunu söylemek zorundayız. Çok değerli konuklar, gençlerimizin geleceklerini Türkiye'de tasarlamaları için onlara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve yaratıcılıklarını özgürce kullanacakları ortamları geleceğimiz için sağlamak zorundayız. Bu hepimizin aslında görevlerinin başında yer almak zorunda. Gerek ki gerekse Z kuşaklarının en aktif olduğu alanın internet ve hatta sosyal medya olduğu günümüzde bu alanlara zaman zaman getirilen ve önlenmek istenen suçla orantılı olmayan kısıtlamalarda çok eleştiri almaktadır. Siber suçlarla mücadele ve veri gündemi, veri güvenliği bugün tüm dünyanın gündeminde ve biliyoruz ki çözümleri o kadar kolay değil. O dünyanın aşağı yukarı, o dünyayı daha rahat konuşan bir insan olarak bunu söylüyorum. Hatta bu alanlardaki düzenleme ve denetleme mevzuatları da henüz hiçbir ülkede tam anlamıyla da inanın olgunlaşmış değil. Ancak gerek görevlerin gereksinimde, gerekse iş dünyasının iş yapmanın artık vazgeçilmez bir parçası olan dijital dünya ile daha iyi entegre olmak zorundayız. Güvenlik kaygılarıyla birlikte bu entegrasyonun getirdiği faydaları daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yeni dünya ekonomisinde ve küresel ticarette dijitalleşmeden artık var olmak mümkün olmayacak. Fortune dergilerine her yıl bakıyoruz. Neredeyse her 5 yılda, her 7 yılda bir ilk 500 içerisinde yer alan o koca firmaların 250'sinin bir başka 5 yılda olmadığını görüyoruz. İnanın temel nedenlerine bakıldığı zaman bu dijitalleşme mevzusunun hemen hemen altındaki en önemli kalemlerin başında yer aldığını da görüyoruz. Birçok sektörü detay kesen dijitalleşmenin çeşitli yönlerinin farklı bakanlıkların faaliyet alanına girdiği Türkiye'de hepimizin malumu. Bu nedenle kamuda özellikle koordinasyonu en etkili şekilde yaparken özel sektör ile sivil toplum kurumları katılımcılığında teşvik edecek bir kurum veyahut da bir yapının zaman kaybedilmemesi adına gerçekleşmesini önemsiyoruz. Biz bu konuda da olası gelişmelerin TÜSİAD olarak her zaman yardımcı olacağımızı konunun tam merkezinde olmaya hazır olduğumuzda paylaşmak istiyorum. Çok değerli konuklar. Son olarak ekonomiden hiçbir koşulda ayrı düşünemeyeceğimiz demokratik değerlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Hep yeni atılım döneminden ve yeni ekonomik yaklaşımlardan bahsediyoruz. Ben de bugün konuşmamın temelinde bunları zaten merkeze almıştım. Ancak hiçbir ekonomik kazanımın demokraside ilerleme sağlamadan kalıcı ve sürdürülebilir olamayacağını da biliyoruz. Hukuk, demokrasi ve özgürlükler toplumu olmadan katma değer ve istihdam yaratmaktan, nitelikli yatırım çekmekten veya etkin girişimlerin yeşerdiği ülke olmaktan bahsetmemiz ne yazık ki hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Bundan sonra da mümkün olmayacak. Bu alanda yapılacak her iyileştirmenin hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımcılar tarafından olumlu karşılanacağının bir kez daha altını çizmek isterim. Türkiye'de olağan dışı olaylar yaşadığımız ve ciddi güvenlik tehditleri altında kaldığımız açıktır.
çok uzun yıllar devam eden ve özellikle bu hain darbe girişiminden sonra. Ancak iş dünyasının normalleşme ihtiyacı aradan geçen 10 ay içerisinde gittikçe artmıştır. Bizler her gün iş yapmaya çalışırken yurt dışı paydaşlarımızla o hal koşulları devam ettiği müddetçe Türkiye'ye zaman zaman gelemeyecekti. Hatta kuvvetli bir şekilde bunu ifade ettiklerini maalesef duyuyoruz. Ve tanık oluyoruz. O hal sona ermeden sözleşme imzalamalarının, kurum içi mevzuatlarının gereği mümkün olmadığını söyleyen bu anlamda yabancı yatırımcılar sayısında azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu paylaşabilir. O hal süresince siyahat ve sağlık sigortası yapamadıkları gibi şikayetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemizde o hal süreci devam ettiği sürece tedarik zincirlerimizin güvenliği dahi sorunlu bir hale gelmiş durumda. Bunlar maalesef uluslararası arayadaki algının buradakinden bir miktar farklı olduğunu gösteriyor. Çok değerli konuklar. Ekonomide yeni bir denemeye gelecek ve yeni bir atılım sağlayacağımız konusunda en ufak bir şüphemiz yok. Bunu hep beraber daha fazla çalışıp dış dünyadaki ilişkilerimizi iyileştirerek aynı zamanda içinde rekabet gücümüzü arttırıcı reformları yapıp öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlayarak yapacağımız konusunda da aynı şekilde başka şüphemiz yok. TÜSİAD olarak ülkemizin ve ekonomimizin potansiyeline her zaman güvendik. Türkiye'nin çok daha güçlü ve çok daha büyük bir ekonomisi olması için hiçbir engel olmadığı gibi önümüzde çok önemli fırsatların da akmakta olduğuna inancımızı yine tam olduğunu paylaşmak istedim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Yine sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.